Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimizi şöyle güzel bir yeşil ipimiz var, bebe yünü. Onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize önce ilmek alarak başlayalım şöyle. Bu modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek almamız gerekiyor. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen şöyle birkaç tane alalım. Evet, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ilmek benim için yeterli. 3 model 3'te artı kenar ilmekler için yeterli arkadaşlar. Evet, modelin birinci sırası ve arka yüzündeyiz. Örgümüzün tersindeyiz arkadaşlar. İlk sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonraki ilmeğimiz bir düz, 3 ters. Birinci sıra arka yüzündeyiz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. Bir düz. 3 ters ilmek. 2 3. 3 tane ters ilmek. Kenarda da bir düz ilmek, kenar ilmeğini de ördüm. Birinci sıra tamamlandı arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimiz ters. Yine ters örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters ördük tekrar. Şimdi 3 tane düzümüz var. 3'ünü de düz örüyoruz. 1 2 3 tane düz ördüm. Arada bir ters. 3 düz. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz. 1 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz düz. Düz ördük. 3 tane ters. 1 2 3 ters ördüm. 1 düz. 3 ters. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 düz. 3 ters. 1 2 3. Kenardaki düzü ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz ters. Yine ters ördüm. Şu 3 tane düzümüz var. 3'ünü de örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Başta ördüğümü alıp şu diğer ikisinden atlatarak şöyle geçirdim ve bıraktım. 1 ters 3 tane düz. 1 2 3 düz ördüm. Birinci ördüğümü baştakini aldım ve diğer ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. Bir ters ördüm arada.
1 2 3 düz ördüm. Başta ördüğümü aldım. Diğer iki ilmeğin şöyle ilmekleri kaçırmadan baştakini alıyorum. Diğer iki ilmeğin üstünden geçirerek bırakıyorum şöyle. Kenardaki düzü de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Ön yüzünde arkadaşlar bu şekilde yaptık. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimizi düz ördüm. Şu iki tane ilmeğimiz var. Bir tane ters ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Bir tane daha düz ördüm. Yine ilmek sayısını 3'e çıkarttık arkadaşlar. Bir düz ördüm. Şu ikili ilmeğin birini ters ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Diğerini de ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters, bir doladım. Bir ters daha ördüm. Yine 3 ilmek yaptık burada. Kenar ilmeği, kenardaki düzü de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Ve modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, 3 tane düz. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir ters, 1, 2, 3 düz ördüm. Bir ters ördüm. 3 ilmek düz. Bir ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzünde bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Bir düz, 3 tersimiz var. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Bakın modelimiz şöyle oluşmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyoruz. Bir, bütün sırayı yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Son sıramız arkadaşlar, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Sıra sonuna kadar ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin arka yüzünde ve birinci sıra oluyor yine. İkinci model kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. Arka yüzünde modeli ikinci kez kuruyoruz. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz. Kenar ilmeğini de ördüm. Arka yüzünde modelin ikinci kez kurulumunu yaptık. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Şu birinci kurulumda nasıl yaptıysak aynısı arkadaşlar. Bu modelde kaydırma yok. Hep modeller birbirinin tekrarı yani. Şimdi 3 tane düzümüz var. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. 3 tane düz ördüm. Bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz.
Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Burada yapacağımız işlem, kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz düz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model. Şu altı yapıyoruz üstte de yine. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki şu ilmek atlamayı da göstereyim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz ters. Ördüm. 3 tane düzümüz var. Örüyorum. Başta ördüğümü şu düz ilmeğin başta ördüğümü aldım. Ve şu diğer 2 ilmeğin üstünden geçirdim. Şu şekilde. Bir ters. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şu başta ördüğüm düz ilmeği aldım. Diğerlerin üzerinden geçirdim. Bir ters. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şu birinci düzü aldım. Diğer ilmeklerin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenardaki tersi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Evet arkadaşlar, bakın şuradaki işlemi yaptık. Şimdi birer tane ilmeğimiz eksildi. O üzerinden atlatıp bıraktığımız için. Bu sırada tekrar onu artıracağız. Kenar ilmeğinden sonra düzüm vardı, onu ördüm. Şu ikili ilmeğin birini ters ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Diğer ilmeği de ters olarak ördüm. Bir düz. Bir ters ördüm. Bir doladım. Diğer ilmeği de ters olarak ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Tekrar ördüm. Bir düz. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın ilmek sayımız tekrar aynı oldu. Şuradaki işlemi yaptık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz ters. Bir ters, yine 3 düz. Bir ters, 3 düz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay ve zevkli, çabuk ilerleyen bir model. Evet, modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. 3 ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Şimdi burada ne yapıyorduk? Son sıramız. Son sıra ters örgü. Sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyoruz arkadaşlar. Ön yüzündeyiz ve son sıradayız. Bir sıra ters ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bu seslerden dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Binada herhalde tadilat var. Sabahtan belli devam ediyor. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Model hep birbirinin tekrarı. Hiçbir değişiklik yok, yani modelde kaydırma falan yok.
Bu şekilde devam edecek. Ben şöyle iki kez kurdum. Bir de daha önce yapmıştım. Onu göstereyim. Şöyle bir parça yaptım. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Ben şöyle birkaç sıra haroşa yaparak başladım. Bu model lastik de gerekmez yani. İstemezseniz lastik de yapmanıza gerek yok. Ama istediğiniz lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Zevk size kalmış. Ben bu şekilde dedim, size göstermek istedim. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve yapımı da kolay. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yani çocuk örgüsünde, bebek örgüsünde, yetişkin, yelek, şal olarak, hırka, bluz. Yani istediğiniz örgüde, dediğim gibi harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.